Bak taksiye bile yetişemedik. Şimdi tamam, al bu teoriyi kullanarak benim 1 milyon küsur kilometre yolculuğum var ya motorda. Ama bir söylüyorum da ben sana şunu anlatayım. Ben motorun üzerinde yaptığım en büyük kazayı 50 ile gittim. Lütfen benden değil, ben bir şeyden bahsediyorum. Ben tehlikeli durumları hızlı giderken değil, yavaş giderken yaşadım. Çünkü arabalarla eşit seviyede onlarla düşmeye başladım. Ama ben de senin aldığın şeyde kaldım, durdum derdi, arada kaldım. Ben de arada kalmamak için devamlı o kalabalığı, arada kalacağım, beni sıkıştıracak durumları yarıp geçiyorum. O kazada arada kalmasaydı, hadis olmuş, bu kadar olmuş, tamam eyvallah. Ama hani böyle kafana kısılsa mesela donuyor. Kafana kediler, kafana kısıldığı hissettiği anda sevsen bile senden kurtulur, bir küçük iş kapısını aramıyor. O şey her zaman şey tutuyor, açık tutuyor. Yani ben motorda hayatta bir arabanın arkasında durmam. Arabanın sağ tamponunda veya sol tamponunda arkadan bir şey geleceği zaman ben kaçıp onlar da gidersiz. Arabayı niye seviyorum? Sıkışıp kalıyor. Bak şu araba burada sıkışıp kaldı. Bir yere kaçma imkanı yok. Trafiğin iyi olduğunu varsayalım. Motoru sevme sebebi üzerindeki şeyi azaltıyor. Bağlanmaya, o çöle diye ne bileyim sıkışmışlığını azaltıyor. Ne kadar anlatmaya çalışsam da beyhude. Neden trafikte araçlardan daha hızlı gittiğimizi anlatamadım. Trafik akış ortalama hızının üstünde olmak bizi korur ama maalesef ikna olmadı. Onu üzmemek için yavaş gitmek zorunda kalacağım elimden geldiği kadar benimle seyahat ettiği zamanlarda. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güvende kalmak için trafikten daha mı hızlı gitmemiz gerekiyor? Yoksa daha mı yavaş? Fikirlerinizi merak ediyorum. İki teker üstünde tabii ki hepimizin çok dikkatli olması lazım. Hepiniz sağlıklı, mutlu ve güzel günlerde motorlarınızın üstünde rüzgara hissedin. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalımı takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum. Dilegen motorcu, yar gibi giden çocuk.